Selamlar. Bugün günlerden salı, evdeyim. Pazara çıkıyorum. Kartal uyudu. Asya dersteydi. Zaten son dersi. Öğlen oldu. Aldım pazar arabama. Çıktım, bir dolaşayım geleyim dedim. Erkenden tabii ki kalktık. Kartal kahvaltı falan derken öğlene doğru uyudu. Evet, ben dışarıdan geldim. Gelir gelmez böyle tuhaf bir gün oldu bugün. Yine maalesef belediyeden şeyler, zabıtalar falan gelmiş. Ve bizim daha önce size göstermiştim yan binamız, inşaat hali gibi böyle bütün içi yıkıldı. Orayı yıkacağız diyorlar. Tamam, yıkın. Ama siz evde bulunmamanız lazım. Neden? Çünkü tehlikeli olabilir. Yani dedik ki bizim binamız tehlikeye girecekse niye yıkıyorsunuz? Biz dedi işte emir kuluyuz falan filan. Bu arada burada yemek kaynıyor. Falan işte neyse, çıktım belediyeyi aradım. İşte dediler ki yok işte hani yıkılacak. Dedim yani böyle böyle söyleniyor. Niye benim binam tehlikeye atılıyor şu anda? Bir şey olursa işte hukuki hakkınızı aramakta özgürsünüz. Yani dedim Allah aşkınıza, yani ne hukuki hak, neden bahsediyorsunuz? Boş boş konuşmayın dedim gerçekten. Burada dedim birçok yer görüyoruz yıkılıyor. Taş yığını halinde bırakılıyor. Her hafta bir yer yıkılıyor. Yıkıp da dedim üzerine ev yapılmıyor. Yani bu acele niye? Bu kadar acele niye yani? Sonuçta burası bitişik bir bina. Hani diğerleri tek tek, tamam. İşte öyle karar alındı, değişemez falan filan yani. Sonuç olarak biz evde olmamamız lazım. Oruçlu oruçlu nereye gideceğiz? Çoluk çocuk. Bir yandan burada da bulunmamız lazım. Bir yandan dedim gidelim annemde kalalım ama burada da bulunmamız lazım. Ne olacak bilmiyoruz. Gidip kaldığın zaman 2 gün, 3 gün kalman lazım. Pazartesi iş var, pazar günü dönemiyorsun falan filan derken yani böyle saçma sapan bir durumun içine düştük yine. Pazardan ne aldım? Sebze olsun dedim. Biraz patlıcan aldım. Ondan sonra her zamanki gibi salkım domateslerimden aldım. Ondan sonra yine her zamanki gibi birazcık salatalık aldım. Çok almadım çünkü vardı. Ondan sonra şöyle bir demet, şimdi bunu yıkayacağım o yüzden dolaba atmayayım. Roka aldım, bundan salata yapacağım. Yarısını mı yapsam, hepsini mi? Yani şu anda hepsini yapma şeyindeyim ama yenmediği için belki yarısını yapabilirim, bilmiyorum. Yumurta yine ucuzlamış. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl ama şöyle bir, pardon, hem de büyük boy. Buraya su döktüm bu arada, su damlıyor. Yumurta aldım, 20 liraya inmişti. Çünkü yumurta en son 25 lira falandı değil mi? Şöyle 6 liraya 2 tane leğen aldım arkadaşlar. Beyaz aldım. Aynı. Benim işte hem çamaşır şeyim, böyle leğenim banyo dolabının altına girecek boyutta. Bu da öyle küçük. Başka oraya koyduğum için çok böyle büyük leğen tipi şey almıyorum. Ondan sonra o da böyle kırıldı. İçinde normalde temizlik falan yaparken de kullanıyordum. Neyse o da kırıldı. Sonra bir tane daha vardı, o da kırıldı. Nasıl kırıyoruz bilmiyorum ama leğenler kırılıyor. Ondan sonra o yüzden onları şimdi atacağım. Bunları aldım, onları atacağım. Sonracığıma pazardan tabii ki alışverişin yıldızı, gel buraya. Harika bir karpuz aldım arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim, çatlamış. Şu anda telefondan rengi çok belli olmuyor ama rengi çok güzel. Yani burada rengi daha pembe duruyor telefonda ama buradaki rengi çok güzel. Torbasına koyalım hemen. Bunu biraz doğrarım. Hem kartal da yer. Ondan sonra şeye girdim. Çağrı Market'e girdim. Evet. Yine bir Çağrı Market indiriminden ne aldım?
Şöyle Solon'un, ben bu ürünleri valla çok seviyorum ve kullanıyorum. İşte yüzey temizleyici, banyo temizleyici. Bunlar normalde gerçekten 10 liraya aşkındı fiyatları, biliyorum. 5 liraya inmişti. Bundan aldım. Bir kullanayım dedim, deneyeyim. Hani böyle 40 yaprak diyor. Bu banyo mutfak, bu da yüzey diyor. 40 yaprak. Şöyle büyüklüğüne falan bir bakayım. Daha sonra beğenirsem alacağım. Anneme falan da alacağım. Evet, çok büyük bir ıslak mendil boyutunda ama ay çok güzel bir deterjan kokusu var. Harika kokuyor. Beğenirsem dedim. Sonra zaten dibimiz burada. Her gün gidiyorum istersem alırım diye. Birer tane aldım şimdilik. 5'er liraya. Ne yapıyorum? Kabak yemeği. Evet, yani sebze yememiz lazım. Yemiyoruz. Hep köfteydi, yok tavuktu, bilmem neydi, Ramazanız, orucuz derken olmuyor yani o kadar da. O yüzden de bir kabak yemeği yapıyorum. Yanına bir makarna yaparım. Karpuzumuz var. Bir de şöyle roka salatası. Tamamdır. Harika bir menü bizim için. Şimdi hatta kartalı biraz alacağım. Kaynıyor yemek. Pişmiş pişti sayılır. Kartalı biraz alacağım, soğusun. Ona yedireceğim. Uykudan uyandı. Biraz da zaman geçsin üstünden. Öyle yani. Günü böyle yarıladık. Görüşürüz sonra. Kartal'la kabak yemeğini yedirdim. Bir yandan Asya'nın dolabına giriştik. Yazlık kışlık yaptık. Şimdi o işte biraz ilgileniyor. Şimdi de birazcık karpuz yediriyorum. Ay, yağcını yerim. Tabii çok doğramışım ama bu kadarını tabii ki yemeyecek. Of, yoruldum ya. Asya işte çıkarttı, denedi her şeyini, beğendiklerini falan ayırdı, beğenmediklerini. Al anne. Yedin mi aşkım? Gel. Sultanım, henüz meteoroloji kurulmadı. Ya. O zaman bana şöyle sultan nereye geldi? Oy güzel ağız. Ne yapıyorsun? Bu ne hal? Kartal nerede? Bir prens gördüm sanki. Tak. Ha? Öyle olmaz. Nerede? İşte bu da. Ben neredesin deyince hemen çıkma. Saklan birazcık. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hava ile gel. Bak buradayım. Kim? Burada. Evet, iftar bulaşığı kalktı makinede. Makineyi çalıştıracağım ama gece çalıştıracağım. Çünkü Kartal'dan malum. Yeter, yeter. Kalem müdürü, yeter. Git burada. şimdi bak ya. Şşt. Ya inanmıyorum ya. Dayanıyor, boylu boyunca gidiyor. Bak, bak, bak. Bak sen. Bak sen şımarığım o benim. Ver takayım, ver. Ver, düzelteyim onu. Ver bana. Takayım sana. Ver. Ver anneciğim. Ver. Dur. Gel. Şurasını nasıl becerdin? Böylesin. Ablasının dolapça yaptık ki. Ya. Ah, gel. İşte bir çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Evet, bir tatlı yapacağım. Ama nasıl bir tatlı? Aslında bin bir tarif aldım ama aslında çok kolay bir tatlı. Annemden tarif aldım, internetten baktım. Bugüne kadar hiç yapmadım. İrmik helvası. Evet, hiç yapmadım. Kimi şerbet yapıp, annem de öyle yapıyormuş. Kimi şerbet yapıp soğutup sonradan koyuyor. Ben şu anda başka bir tarif yapacağım. Şerbetle hiç uğraşamam şimdi, yapması, soğuması. Ben şimdi ölçüleri de bayağı bir aza indirdim. Şöyle bardak bile değil, şöyle fincanlarla yapacağım. İrmik, şeker, bir kaşık tereyağı ve iki bardak suyla yapacağız. Aynı bildiğiniz gibi kavuracağız ve farkı o, şerbetten farkı. Şöyle ya, ben genelde nefis yemek tariflerinin şeyine bakıyorum.
Orası böyle bana daha güvenilir geliyor. Her tarifi ne daha nasıl diyeyim? Her tarifi güzel tutuyor. Şöyle irmiği önce kavuracağım. Sonra şekeri koyacağım. Şöyle hafiften bir kavuracağız birazcık daha. Sonra suyunu koyacağız ve demlemeye bırakacağız. Onur kaç gündür sayıklıyordu. Dondurma var buzlukta. Bir şey alışveriş sırasında dediğim gibi oruçluyken alışverişe gitmenin sonucunda dondurma aldık ve o dondurmayı açıp da yenmedi hiç. 3 gündür falan buzlukta duruyor. Ondan sonra ondan dedik şey yapalım, yiyelim dedik. O yüzden yapacağım. Hadi başlayalım bakalım neler olacak. İlk defa yapıyorum. Thank you.
Bakalım. Evet, çekmiş bayağı bir. Şimdi biraz daha belki kavrulabilir miydi? Oo, vallahi güzel oldu. Ne çok kuru, ne çok lapa. Vallahi güzel oldu ama biraz daha kavrulabilirdi rengi açısından. Ama sabrım gelmedi. Beni biliyorsunuz. Daha ne kadar kavur 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 kavur. Ve böylelikle de neden ilk defa irmik tatlısı yaptığımı, irmik helvası yaptığımı anlamış olduk. Ben bunu kavurmakla uğraşamam. Sıkılırım. Yo yo, güzel oldu. Dur şöyle çok küçücük de bir tadına bakalım. Şekerine. Gayet güzel. Ben bunu tarçınlı çok severim. Şimdi servisini yapalım. Şimdi bu dondurmadan var ama bu çok kakaolu, ben sevmiyorum. Bir de şöyle daha önceden kalmış olan bir dondurma var. Ben şimdi irmeğimin içine şu beyazını koyacağım. Ben öyle seviyorum. Onur'a bundan koyacağım. Asya dondurmalı istemiyor. Birazcık sadece dondurmasız yiyeceğim dedi. Ama neyde koyalım? Onu şey yapamadım. Neyse, yine biz kasede yapalım. Şöyle alalım kasemizi. Haydi bismillah. Şimdi şöyle biraz altına şey yapalım. Ne derler? İşte kase istemedim aslında. Daha böyle genişçe bir bardak olsa daha iyi olur ama neyse hadi. Şey böyle hani derin olması daha iyi dondurma için. Olsun. Şöyle onu koyayım bunu. Böyle bunu altına yaptık. Şöyle dondurmamızdan alalım. Dondurmalı irmik helvası, yani dondurmalı olması çok eskiden yoktu sanki böyle şeyler, değil mi? Daha yani çok eski demeyeyim de hadi böyle birkaç senelik bir şey. Yani 5 sene mi diyeyim artık öyle. Şöyle koyduk. Şimdi tekrardan işte böyle kase olunca da çok fazla oluyor üstünü kapatmak için. Mecbur şey yapıyorsun. Tamam. Çok koymayayım o zaman. Haydi bakalım. Bak gördün mü ne oldu? Neyse şöyle yine kapatalım üstünü, çaktırma. Evet, bu tamam. Şöyle üzerine çok küçücük bir tarçın atacağım. Kız dur, karabiber atmayalım. Evet, tamamdır. Yarım saat bile sürmedi yapması, koyması, bilmem nesi. Pratik gerçekten. Afiyet olsun.